paylaşmadığını, Türkiye'ye yollamadığını söylüyordu ve yakınıyordu. Son olarak sizin de dikkat çektiğiniz üzere Türkiye'ye 2024 yılına kadar bir 3 milyon avro yollanacağı sözü verildi. Bu işin bir boyutu. Ama bu Suriyeli geçici sığınmacı statüsündeki sığınmacılar için yeterli mi? Değil. Türkiye'de kimileri bunun 40-45 milyar dolar kadar para harcandığını söylüyorlar. Hatta bağımsız İslam milletvekili Ümit Özdağ, Profesör Ümit Özdağ'ın iddiası bu toplam kaynağın Türkiye'nin bütçesinden geçici sığınmacı statüsüne sahip olan Suriyeliler için çıkan paranın 80-85 milyar doları bulduğu yönünde. Yani resmi açıklamaların kabaca iki katı bir kaynak Türkiye bütçesinden bu Suriyeli sığınmacılar için ayrılmış durumda. Bu da işin bir diğer boyutu. Asıl vahim boyutuna gelelim Mehmet Bey meslektaşım. O da şu. Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri artık sadece Türkiye'nin sığınmacılara ev sahipliği yapmasına indirgenmiş durumda. Sadece buna odaklanmış, sadece buna uyarlanmış ilişkilerden söz ediyoruz. Onun dışında Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmediği gibi hiçbir vaadi de artık hiçbir sözü de yok. Yani ilişkilerin her ne kadar efendim bizim resmi adaylık statümüz devam etse bile Türkiye'yi tatmin etmekten çok uzak olduğunu biliyoruz. Artık AB'nin bütün organlarında, istisnasız bütün organlarında Türkiye'nin hukuk devleti, demokrasi, basın, ifade hürriyetinden, özgürlüklerden yoksun olduğunun defaten altı çiziliyor ve Türkiye'nin yıllardır çabaladığı gümrük birliğinin güncellenmesi, Türkiye lehine kimi değişikliklerin yapılması şeklindeki talep de hep teknik heyetlerde adeta sürüncemede bırakılıyor. Adeta bu zamana yayılıyor. Bu da işin bir diğer boyutu. Ha dünkü liderler zirvesinde bir şey daha ortaya çıktı. O da Kıbrıs konusunda ki Türkiye artık uzun yıllar sonra Kıbrıs'ta da iktidarın Cumhurbaşkanlığının el değiştirmesine koşut olarak iki devletli çözümü savunuyor ki bu doğrudur. Yani dünyada bırakınız federasyonları, konfederasyonları, ulus devletlerin bile ABD emperyalizmi eliyle, Avrupa emperyalizmi eliyle tasfiye edildiği, bölündüğü, parçalandığı bir dönemde, bir süreçte Kıbrıs'ta iki farklı, iki ayrı, iki bağımsız, iki egemen devletin varlığında ısrar etmek doğrudur. Türkiye maalesef çok gecikerek bu çizgiye gelmiştir ama Türkiye'nin bu çizgiye gelmiş olmasına rağmen Avrupa Birliği halen Kıbrıs'ta ağırlıklı olarak Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tezlerini savunuyor. Yani halen Avrupa Birliği'nin o anlamda Kıbrıs politikası değişmedi. O yüzden ben bu Avrupa Liderler Zirvesi'nin de Türkiye'nin beklentilerini tatmin etmekten uzak olduğunu, Türkiye'nin gerçekliğinden uzak olduğunu ve en önemlisi Türkiye'nin taraf olduğu bütün ikili ve çok taraflı meselelerde, sözde soykırım iddialarında, Kıbrıs'ta, Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Yunanistan'da olan sorunlarda, bütün bu sorunlarda AB emperyalizminin de karşı tarafın tezlerini dillendirdiğini bir kez daha gördük. Ha, buradan da bir şey çıkmayacağı bir kez daha anlaşıldı. Sayın dostlar, toplantı öncesi, zirve öncesi liderlerden açıklamalar geliyor malumunuz. Merkel'den açıklama geldi. Aslında bu açıklamaları hepsini bir değerlendirdiğimiz vakit zeytin dalı tadında açıklamalardı. Özellikle konu göçmenler konusuna gelince. Zirve arkasından yine Macron'dan da açıklama geldi. Biliyorsunuz Türkiye ile ve Fransa özellikle Macron'la demek lazım sert söylemler vardı. Bunlarda bir yumuşama oldu. Zira konu göçmenlerdi. Şimdi zaten Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi Mehmet Bey. Yani 14 Haziran'daki NATO zirvesi, onun hemen öncesindeki G7 zirvesi, NATO zirvesini takip eden ABD Avrupa Birliği zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden başta olmak üzere batılı liderlerle temaslarından anladığımız kadarıyla Türkiye zaten pek çok konuda söylemini yumuşatmıştı. Yani gerek Alman şansölyesi Merkel tek süre sonra görevi bırakacak. Gerek Fransa Cumhurbaşkanı Macron, gerek de Hollanda liderleri hakkında dillendirilen özellikle bizim seçimlerden evvel, referandumlardan önce duymaya çok alıştığımız iç siyasete yönelik olan o sert söylemler Türkiye tarafından bırakılmıştı. Dahası Türkiye bir adım daha atmıştı. Doğu Akdeniz'de uzunca bir zaman takip ettiği, izlediği sondaj politikasından da yani enerji arama faaliyetlerinden de geri adım atmıştı Türkiye. Bütün bunlar hem ABD'ye verilen hem de Avrupa Birliği'ne verilen mesajlardı. Ve sonrasında biz Avrupalı liderlerden de Türkiye'ye karşı daha ılıman, daha mutedil mesajlar geleceğini bekliyorduk. Neden bekliyorduk? Şundan bekliyorduk.
Türkiye söylemini değiştirdiği için mi? Hayır, ondan değil. Türkiye söylemini değiştirdi diye Macron ya da Merkel söylem değiştirmiş değiller. Neden söylem değiştirdiler bu zirvede? Çünkü bu Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de tutulması, batıya yönelmelerinin, batıya akmalarının engellenmesi için Türkiye'nin adeta bir kolluk kuvveti olarak konumlanmasına ihtiyaç var. Yani düşünün, 2011 yılı Mart ayında Suriye'de iç savaş başladı. Emperyalizmin teşvik ve tahrikiyle o günden bu yana 8 milyonu aşkın Suriye vatandaşı ülkesinin dışına gitti. 21-22 milyonluk bir ülkede 8 milyon vatandaş Suriye dışına çıkar iken bunun 4 milyondan fazlası Türkiye'de. Bunun kabaca 1 milyonu Almanya'da. Kanada'ya gidenler var, ABD'ye gidenler var ama bütün Batı ülkeleri adeta seçerek alırken, yaşına göre, eğitimine göre, meslek grubuna göre, uzmanlık alanına göre, kendi ihtiyaçlarına göre seçerek alırken Türkiye 4 milyondan fazla geçici sığınmacı statüsündeki Suriyeli'ye o günden beri ne yapıyor? Kucak açmış durumda. Bu Türkiye'nin ekonomisi açısından da, toplumsal dinamikler açısından da sürdürülebilir değildi. O yüzden Türkiye her seferinde Batı'dan, özellikle de Avrupa Birliği'nden kaynak talep ediyor. Avrupa Birliği de Türkiye'yi hazır bunlar Türkiye'deyken, Türkiye bunları tutsun, Türkiye bunları muhafaza etsin, Türkiye bunların Avrupa kapılarına dayanmalarını engellesin, önlesin diye işte ara sıra böyle 3 milyar, 4 milyar avro sözü vererek Türkiye'yi bir şekilde oyalıyor ve adeta bir sığınmacı kampı muamelesi çekiyor, muamelesi gösteriyor Türkiye'ye. Ve bir diğer taraftan da baktığımız zaman aslında sığınmacılar konusunda Avrupa Birliği ılımlı açıklamalarını bu yönde sizin de söylediğiniz gibi yapıyor ama bir diğer taraftan da insan hakları ihlalleri konusunda da Türkiye'ye uyarılarını sıralıyor ardı ardına. Bu da zaten bizim uzunca yıllardır alıştığımız bir mesele. Yani insan hakları, demokrasi, hukuk devleti, özgürlükler, basın ifade hürriyeti anlamında biz hem Avrupa Birliği'nin bu şeklindeki uyarılarına, raporlarına, sert açıklamalarına muhatap oluyoruz. Hem de ABD emperyalizminin. O yüzden burada Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türk ulusu olarak, Türk halkı olarak bizim yapmamız gereken şu. Başkaları, özellikle de Avrupalılar, Amerikalılar, emperyalist merkezler için değil. Başkaları talep ettiği için, istediği, dayattığı için de değil. Biz kendimiz, kendimiz için, kendimiz hak ettiğimiz için kendi nam ve hesabımıza, kendi adımıza bu işleri kotarmalıyız. Onurlu olan, olumlu olan ve bize yakışan budur. Hem biz bunu hak ediyoruz, hem de biz hak ettiğimizi kendi emeğimizle, kendi gayretimizle, kendi ulusal dinamiklerimizle hayata geçirirken, aynı zamanda Batı'nın bu kavramları araçsallaştırarak, Batı'nın bunları kullanarak iç işlerimize müdahale etmesini, ulusal onurumuzla çelişen taleplerde, dayatmalarda bulunmasını da engellemiş oluruz. Efendim bir de şu konuya gelmek istiyorum. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi dedik ama ondan önce de biliyorsunuz Almanya'da gerçekleştirilen bir toplantı vardı. İkinci Berlin Konferansı yapıldı Libya konusunda. Toplantının sonuç bildirgesinde de Libya'daki yabancı askerlerin derhal bir an önce ülkeyi terk etmesi gerektiği bildiride yer aldı. Türkiye ise buraya şerh koydu. Zaten bundan aylar evvel Berlin'de yapılan Libya konferansında da benzer bir sonuç çıkmıştı. Türkiye öncelikle askeri, sonra da diplomatik siyasi hamlelerle Libya'da belli bir mevzi elde etmişti. Ancak Libya'nın ikiye bölünmüş yapısı ve Türkiye'nin de karşısında çok önemli kuvvetlerin birikmesi sebebiyle Fransa gibi, Rusya gibi, Mısır gibi ülkelerin Türkiye karşı bir konum almaları sebebiyle Türkiye'nin askeri olarak vermiş olduğu büyük desteğe ve kimi kazanımlara rağmen artık bunun da sınırına dayanılmış idi. En son işte uluslararası toplumun da batılı büyük güçlerin de devreye girmesiyle Libya'da bir, ne diyelim, bir geçici yumuşama söz konusu oldu. Libya'da çatışan iki taraflar arasında bir uzlaşı, bir ateşkes gündeme geldi ve bunlar da artık Türkiye dahil olmak üzere yabancı güçlerin, yabancı askerlerin ülkelerini terk etmesini, bir an evvel ülkelerinden çıkmasını dillendirmeye, talep etmeye başladılar. Dolayısıyla en son AB Liderler Zirvesi'nde zikredilen, kaleme alınan metin de aylar evvel Berlin'de
toplanan Libya konferansının sonuç metnine, sonuç bildirgesine, zirve bildirgesine çok benziyor. Bu kaçınılmaz bir sondu. Ha, bu aşamadan sonra Türkiye'nin artık işin askeri anlamda, askeri kapasite anlamında sınıra dayandığını anlaması, görmesi gerekiyor ve Türkiye'nin artık önce asker yollayalım, peşinden diplomat yollarız şeklindeki politikadan vazgeçip işi artık diplomasiyi önceleyerek, diplomatlarımızı Türk dışişlerini, Türk hariciye geleneğini seferber ederek, öne koşarak çözmeye çalışması gerekiyor. Neden? Şundan. Bir, Türkiye'nin devlet kapasitesinin, yani siyasi anlamda, iktisadi anlamda, askeri anlamda devlet kapasitesinin bir üst sınırı var. İki, Libya'da artık sorunlar sadece askeri yöntemlerle Türkiye'nin çatışan taraflardan birine vermekte olduğu, uzunca bir süre vermiş olduğu askeri destekle çözülebilir olmaktan çıktı. Bir şu konuya da değinmek istiyorum. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ile ilgili aslına bakarsanız Dışişleri Bakanlığı ve diplomasiden bahsettiniz. Dışişleri Bakanlığı'nın da konunun sadece göçmenlere indirgenmesinin, Türkiye'nin bu noktada 3 milyar euro almasının rahatsızlığını yaptığı açıklamayla dile getirdi. Nasıl değerlendirirsiniz bu konuyu? Bu bizim klasik olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan hem mevcut iktidar döneminde, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar döneminde hem de önceki hükümetler döneminde, DSP'sinde, Doğru Yolunda, Anavatan Partisi'nde hep duyduğumuz açıklamalardır bunlar. Çünkü bizim Avrupa Birliği ile kurmuş olduğumuz ilişki temelden çürüktür. Temelden sakat bir ilişkidir bu. Bakınız Türkiye'nin AB üyesi olması zaten ham hayaldir. Bu benim AB karşıtı, NATO karşıtı olmamdan bağımsız. Bu nesnel bir durumdur. Bu benim politik, cumhuriyetçi, Atatürkçü, Kemalist dünya görüşünü benimsememden bağımsız, nesnel bir durumdur. Neden? Şundan. Çünkü eğer Avrupa Birliği küresel bir güç olmak isterse ve bunun da maliyetine katlanmayı göze alırsa, Türkiye'nin siyasi, coğrafi, askeri, iktisadi, tarihsel, toplumsal, kültürel birikiminden, coğrafyasından, deneyiminden, tecrübesinden dolayı Türkiye'yi üye yapar. Ha, eğer Avrupa Birliği küresel bir güç olmak istemezse, bunun ağır maliyetine katlanmayı göze almazsa, gerektiğinde diğer güçlerle rekabet etmeye eğer Avrupa Birliği'nin gözü yemez, gözü kestiremezse, Türkiye önüne koyanları yapsa da, Türkiye kendisinden istenenlerden daha fazlasını hayata geçirse de Avrupa Birliği asla Türkiye'yi üye yapmaz. Bu AB'nin küresel ölçekte kendisini nerede gördüğü, nerede konumlandırmak istediğiyle alakalıdır bir. Gelelim ikincisine. Avrupa Birliği zaten gümrük birliğiyle Türkiye'nin ekonomisinde büyük bir nüfus sahibi olmuştur. Türkiye'nin iç pazarı, Türkiye'nin dış ticaret rejimi, Türkiye'nin gümrük rejimi üzerinde 95'te imzalanan ve 1 Ocak 96'dan beri yürürlükte olan gümrük birliği sayesinde AB'nin olağanüstü bir nüfuzu, etkisi, hükümranlığı vardır. Bunu bedavaya kapatmışken AB, niçin bir de bunun ağır maliyetine katlansın, bu ikincisi ve gelelim üçüncüsüne. Coğrafya kaderdir. Eğer AB Türkiye'yi tam üye yaparsa kimle komşu olacaktır? Rusya'yla komşu olacaktır. İran'la komşu olacaktır. Suriye'yle komşu olacaktır. Irak'la komşu olacaktır. Ermenistan'la komşu olacaktır. AB niye bu koşullarda kendince Türkiye'yi üye yapsın? Türkiye'yi arada adeta bir tür tampon bölge olarak tutmayı tercih eder. Bu belalı coğrafyalarla sınır komşusu olmak istemez. Türkiye'yi arada aynen Suriye'de sığınmacılar örneğinde olduğu gibi tutup kendisi başını beladan uzak tutmaya çalışır. O yüzden bu üç temel gerekçeden dolayı, biri politik ve küresel ölçekte, diğeri iktisadi mali ölçekte, üçüncüsü de coğrafi, asgari ve güvenlik ölçeğinde, bu üç temel gerekçeden dolayı Avrupa Birliği Türkiye'yi asla üye yapmayacaktır. Türkiye'nin de bu temel gerçeği görüp bundan hareketle, bu nesnel durumdan hareketle AB ile ilgili politikalarını gözden geçirmesi gerekir. Sayın dostlar, teşekkür ederim.